fikirlerine göre yapıyorum. Eminim ki İmam Hatip misyonunu, vizyonunu, hedefini, amacını bilerek o şuyla hareket ediyoruz hepimiz. Çünkü klasik de olsa İmam Hatipli olmak bir ayrıcalık, bir o ruhu topluma yaymak bizim temel gayemiz. Siz bizden önce davrandınız. Ben bu dernek başkanlığını alalı 2-3 ay falan bir şey oldu. İlim Yayma Cemiyeti'nin şu anki bulunduğu yerini onlar boşaltıyorlar. İnşallah biz oraya geçeceğiz. Orada birlik beraberimiz daha iyi olacak kanısındayım. Feys olarak Afimder isimde, Avşin Üniversitesi mezunları ve mensupları olarak bir derneğimiz var. Daha önce başka bir arkadaştaydım. İl Şube Müdürü olarak Maraş'a gitti. Ondan bize verdiler görevi. Bu bir bayrak yarışı. Biz böyle bir derneğin olduğunu da daha önceden bilmiyorduk. Aldık inşallah bunu Avşin'de en güzel işlev hale getireceğiz. Burada sizlerin fikirleri, önerileri bizim için çok önemli. Ne yapabiliriz? Mezunlar olarak ne yapabiliriz? Biz bir pilav günü zaten düşünüyorduk. Dedim ya siz bizden önce davrandınız. Allah razı olsun sizlere. Bir sınıf da olsa, üç kişi de bir araya gelse ben bunu çok önemsiyorum. Burada 500 kişi de olabilir, 300 kişi de olabilir ama önemli olan bence sayısal güçlü olmak değildir burada. Nece biz de biliyorsunuz bunları söylemeye hocam yanında çok fazla şey yapmıyorum. Sayısal güçlü olanlar galip gelmezler bizde. Önemli olan bulunduğun yerde o makamın, mevkinin hangi görevde olursa bulun, oranın hakkını verelim. Dernek olarak Feyste Afimder isimli bir derneğimiz var. O bizim. Geçen ay valiye gittim ben, şifremizi aldık dervişten, dernekler şeyinden, kanuna tabiyiz. Oraya odamızı şey yapacağız, dernek yönetimimizde ben varım, Nusret Karataş hocamız var, Yakup Karaoğlan var, Bekir Gül abimiz var, bir de Murat Sönmez hocamız var. Ticarette müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı. Elimizden geldiği kadar, buradaki amacımız da bizim şu olacak, hedefimiz daha doğrusu şu olacak. Burada bir aile içi toplantısındayız. Bir İmam Hatip mezunu olarak bu boşta giren arkadaşlara ne yapabiliriz? Mezunlar olarak burada bir konferans düzenleyebilir miyiz? Geçen hafta mesela bir İstanbul'dan bir yazar getirdik. Fatih Duman isminden bir yazar getirdik. Lise öğrencilerine yönelik. Çok şükür güzel de bir katılım oldu. Belediye düğün salonu 405 bir katılım oldu. Bir faaliyete başladık. Yola başladık daha doğrusu. Allah yardımcımız olsun. Ya kimse, bizim bir şunu söyleyeyim, bunları yaparken bizim bir amacımız yok. Tamamen hizmet. Yani bizim bir makam, mevki, bir beklentimiz yok. Çok şükür yani verdiler ama biz kabul de etmedik. Gerek yok, biz bir öğretmeniz. Allah onu layık görmüş. Kimimiz imamız, kimimiz öğretmeniz. Önemli olan bu necip millete hizmet edebilmek. Hangi konumda olursak olalım. Buradaki arkadaşlarla zaten görüşüyoruz, destek olan arkadaşlar falan var. Görüşüyoruz. Tanışacağız şimdi, diğer arkadaşlar var, onlarla da tanışacağız. Hocamın dediği gibi bu bir sınıf olarak başladık. Bu bir önemli olan bir kıvılcımın başlatılması. Bunda sizler öncülük ediyorsunuz. Ben şahsi mimatikler adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük bir organizasyonların bu habercisi olur. Ağustos gibi falan, tam onun tarihini netleştirmedik. Bir pilav günü yapıp Avşin Mimatikler'si mezunları ve mensupları olarak hep beraber bir ailede olabilir. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz. Yani İmam Hatip'in teknesinden geçmeyen hemen hemen yoktur. Çünkü siyasi olarak da Cumhurbaşkanı İmam Hatip mezun olduğu için şimdi burayı biraz revajda. Önemli olan 28 Şubat'ta bu camianın önde gelen isimlerini unutmamak lazım. Bu mücadeleyi unutmamak lazım. Her taraf güllük gülistanlık ya, bu mücadeleyi sürdürmek çok kolay. Ama önemli olan o haller içerisinde de kendi misyonuna, vizyonu devam ettiren insanlar çok önemli. Çıkarsız, riyasız, tamamen hizmet eden arkadaşları ben kutluyorum. Burada emeğe geçen arkadaşları kutluyorum. İnşallah hep beraber bir araya geliriz. Büyük bir aileyiz.